Evet, kaptanım bize hemen Niğin meydanında bıraktı. Evet, Niğin burası sahiden oldukça güzel bir yer. Evet, Niğin. Niğin, yes. Ben Arabi Bahri. Yes. Evet, Niğin'lerin kıyısında kurulmuş çok güzel bir şehir. Oldukça da kalabalık, oldukça güzel bir yer. Kahire çok çok güzel bir yer. Ve biz de bugün inşallah burada kalacağız. Yarın buranın güzelliklerini sizlerle paylaşacağız. Şimdi Kahire'den otelimize doğru gidiyoruz. Evet, Nil Nehri'nde görmek nasip oldu. Evet, böyle oldukça güzel binalar var. Ve muhteşem bir yer. Nil Nehri very very nice. Çok güzel, Türkiye çok güzel. Şahin, Turki. Ay, Şahin ya. Turki, gel. Turki, Şahin. Evet, kaptanımın arabası da Şahin arabası. Türk arabası, evet biz de Şahin'le gidiyoruz böyle orada. Şahin Turki. Yes. Evet, burada araba sürmek oldukça zor. Çok kalabalık trafik. Ve bak, bismillah, yani trafik kendiliğinden Allah'a emanet gidiyor. Ve kardeşim de vurdu, vuracak şimdi. Bismillah. Allah'a emanet gidiyoruz. Ama çok modern bir şehir, özellikle de Nil Nehri'nin kenarında çok çok güzel yerleşim alanları var. Evet, Kahire'deyiz. Kahire'ye geldik. Burada Sait kardeşimle tanıştık. Sait. Otel çok güzel. Hemen bu arkada yarın piramitleri göreceğiz. Çok güzel burada kahvaltı yapıp bu güzellikleri sizlerle paylaşacağız. Hotel very very nice. Sait brother very good. Thank you. Ana Müslim. Yes, Müslim. Evet, o da Müslüman bizim gibi. Türkiş, Mısır, kardeş, brother. İhvan. Teşekkür ediyorum. Şükran kezira. Yarın görüşmek üzere. Şimdi biz bir şeyler diyeceğiz. Daha sonra buradaki izlenimlere devam edeceğiz. Takipte kalın. Kebap lezzetlerini keşfediyoruz burada. Çok güzel bir kebap yapılıyor. Bak burada hemen iç yağıyla kardeşim iç yağını sarıyor. İç yağına evet. Çok da çok bir sarıyor. Şöyle. Şöyle güzel tatlı. Burada şöyle. Böyle bunu koyuyor, içine kıymayı sarıp çok güzel. Ve burada tavuk, kanat, göğüsten oluşan Okay. 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 Okay.
şimdi tavuk şişle başlıyoruz. İzleme de kaldı yani. Vay vay vay, kuzu incik de varmış. Bulgucu da varmış. Bu bulgucun mıdır ya, ne dikkat edin? O minbar var. Minbar. 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 Evet. Oo. Minbar. Minbar Turkish. My city minbar. Nice. Right. Evet. Is it Turkey? Yes, Turkey. Yes, welcome. Thank you. Thank you. Oo. Minbar. Minbar varmış. Evet, burada minbar. Ve burada incik. Burada incik. Ve minbar var. Bizim kültürümüz Mısır, Türkiye kardeş. Kardeş, Türkiye, Mısır kardeş. Evet, biz şimdi burada bizden de bir şeyler görmek bizi çok mutlu ediyor. Buradaki ekibe teşekkür ediyoruz ve biz oturup masamıza nereye oturalım böyle? Kahire, Giza bölgesinde bir böyle sokak lezzetini satalım dedi. Böyle bir ara sokakta bir yere yedim. Oldukça güzel sunum var, güzel salata var. Biraz daha farklı aroması ama kuş var da bugün. Ben memleket okulu, Madurcan turşusu var. Havuz turşusu. Burada da güzel ekmekler var. Bu ekmeklerle böyle arasına yatırıp. Çok güzel. Yani bu sokak lezzetlerini yani çok güzel. Tavuk da çok lezzetli, çok daha ciddi. Ve bizi afiyetle güzel filmi yiyoruz. İzleme de kalmadı. Herkese günaydın. Bugün güzel bir güne uyandık. Hemen arkamızda inanılmaz bir manzara var. Piramitler dünya gözüyle görmek kısmet oldu. Otelin manzarasındayım. Ve buradan biraz sonra oraya gideceğiz. Şimdi böyle baktığımızda büyük piramit, küçük ve daha küçük diye oraya doğru gidiyor. Burada biletler buradan alacağız. Ve burada böyle tuhaf şey, at arabaları var. İlginç bir yer. Burada askerler bekliyor ellerinde sopalarla. Ve böyle tuhaf bir yer. Biz de hemen kahvaltı yapıp biraz sonra paramotorla uçan var orada. Ve biraz sonra biz de oraya doğru gideceğiz. Haydi bismillah. Otelin teras katında böyle piramit manzaralı kahvaltı yapacağız ama hayal ettiğimiz gibi değil. Tabii burada şöyle göstersek, yani bunlar menemene benzer bir şey ama bunlar bizim damak tadımıza hitap etmiyor. Burada köfte var, onun tadına bakacağım. Burada patlıcan kızartması var. Burada patates cips. Hamurlu kayış gibi. Yumurta var, artık onlarla idare edeceğiz. Bu ekmek güzel, natural. Manzara muhteşem. Bakalım artık idare edeceğiz. Açlıktan ölmeden inşallah Mısır seferini bitiririz. İzlemede kalın. Diğer tarafta yerliler. Burada turistler için özel bir yer yapılmış. Buradan ilk turistler ayrılan yerden gidiyoruz. Yoksa oradaki sıra çok zor gelir. Orada yakasına kart takanlar yönlendiriyor ve onlar da tabii sizi delmeye çalışıyor. Dikkat etmek gerekiyor. Biz de buradan girişimizi yapacağız bakalım. Oh, 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 oh
Evet, Mısır piramitlerindeyiz ve buradan böyle böyle Müslüman kardeşler gördük. Bunlarla böyle minik bir baby var burada. Baby gemi. Allah'ım esirgesin gelsin ve buradan Türkiye'ye selam gönderiyoruz ve biraz sonra o piramitlere doğru gidiyoruz ve bu güzel dostlara da teşekkür ediyorum. Şükran. İşte bu öyle. Hadi her günü sonra. Evet. Gece bakalım bu prenses. Sen nereye gelmişsin? Develere biniyorlar burada. Ben bir tane etrafında geziyorlar. What is your name? My name is Ahmet. Ahmet. My name is Say Türkiye. Evet, burada Ahmet kardeşim burada develere gidip piramitlerin etrafında tur yapıyorlar. Buraya geldiğinizde girişten 400 metre ileride Ahmet kardeşi bulun burada ve sizleri deveye bindirsin. İzleme de kalın derler. Piramitlerine geldiğinizde burada çok ummalı bir çalışma var. Gördüğünüz gibi insanlar orada ata biniyorlar ve yukarıya doğru deveyle atla gezinti yapıyorlar. Oldukça koşturmacalı, heyecanlı bir mücadele var ve inanılmaz güzel. Burada bir kız da alo diyor. Telefon çekmiyor. Evet, piramitlerdeki izlenimlere devam ediyoruz. Piramitlere doğru ilerliyoruz bakalım. Burası büyük piramit, burası küçük, burası daha küçük, daha küçük öyle gidiyor. Evet, böyle gidiyoruz. Hacı! Hacı! Thank you.
düşmeden bize. Bismillah. Hadi. Ya mübarek, ya mübarek. Ula, ula, ula. Ula, okay. Ula, ula, ula. Ula, ula. Ula, bismillah. Ula, kurban olun sana. Maşallah mübarek. Gel, yaklaş, yaklaş. Evet. Hacı, name is? Kazanova. Kazanova, yeah. Kazanova çok güzel bir deve. Teşekkür ediyoruz da Kazanova'dan. Tamam. Okay. Hacı, evet, Turkish. Yavaş yavaş. Yavaş, Hasan Şahş. I love Turkish. Türkiye'ye selam. I love Turkish. Selam. Turkish tamam. Tamam. Evet, selam. Musa piramitleri günümüzde dahi türlü çözülememiş gizemli yapılar. Bunlar milattan önce 1500'lü yıllarda yapılmış. Yani o zamanın teknolojisiyle böyle bir devasa eserler nasıl yapıldı, ne amaçla yapıldı? Firavunlar kendi gücünü göstermek için yaptığı söyleniyor ama o zamanki teknolojiyle nasıl yapıldı, astronomiyle ilgili alakası var deniliyor ama gerçekten inanılmaz bir şey. Hemen arkamdaki büyük piramit 148 metre, 140 metre yaklaşık yükseklikte. Diğeri ondan biraz küçük ve diğeri de daha küçük. İnanılmaz bir yer. Kesinlikle görülmesi gereken bir yer ama burada gerçekten burası turizm insanları canavarlaştırmış. Anında sizi burada kazıklayabiliyorlar. Anında sizi işte deveye bindireceğim, insanlık öldü mü, para hiç sorun değil, siz mutlu olun yeter diyor, ben Müslümanım diyor ama sonradan sizden 20 euro adam başı para istiyor. Bunlara dikkat edin. Mısır gerçekten güzel bir yer ama insanlar çok, bazılar çok misafirperver ama bazıları da gerçekten sizi üzebiliyor. Ona dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Baktığımız zaman arkamızdaki şehir aslında böyle binalar yeni ama şeyden dolayı, çöl fırtınalarından dolayı evler sanki çok eskimiş gibi, tipik Orta Doğu ve Afrika evlerine benziyor. Piramitler inanılmaz güzel. Yani anlatmakla bitiremeyiz. Burada fayton gezintisi yapabilirsiniz. Ata deveye binebilirsiniz. Eğlenceli bir yer. Ama dediğim gibi turizm, çok fazla turizm alan bir yer olduğu için biraz daha kazıklaması çok fazla olan bir yer. Ona dikkat etmeniz gerekiyor. Onun dışında farklı bir atmosferde, kutsal bir atmosferde hissediyorsunuz kendinizi. Bu da inanılmaz bir şey. Bunu da sizlerle paylaşıyoruz ve Mısır gezimize devam ediyoruz. Piramitlerden güzel görüntülerle sizi baş başa bırakıyorum. Bizlere de kalın arkadaşlar. We'll be right back.
Serüvenini burada tamamlıyoruz. İnanılmaz deneyimledik. İnsanların ne kadar böyle turizmin insanları ne kadar canavara çevirdiğini gördük. Biz de turizm bölgesinde yaşıyoruz ama bu insana oldukça rahatsızlık veriyor. Burada bu biraz kötü, biraz iyi, biraz güzel anılarla buradan ayrılıyoruz. Kahire'den herkese selamlar. Bu özel noktadan sizlere kucak dolusu sevgiler gönderiyoruz. Luxor'a doğru biz yola çıkıyoruz. Luxor serüveninde görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Sayın kardeşimle şimdi Vobüs'te buluşmaya gidiyoruz. Vobüs'e doğru gidiyoruz. Ben kendisi Müslüman, güzel bir Mısırlı. Ben Şükran, ben teşekkür ediyorum. Güzel insan. Şimdi Vobüs'e doğru gidiyoruz böyle ama trafik oldukça sıkıntılı, oldukça riskli, böyle tık tıklar bir taraftan, insanlar bir taraftan ve gidiyoruz şimdi Nil Nehri'nden geçeceğiz değil mi Nil? Nil? Hayır. Ah yes. Ha, Nil, Nil Nehri'nden geçeceğiz. Bahir, Bahir, Bahir. Evet, burada Bahir geçeceğiz işte. Şimdi tepeye doğru gidiyoruz o Nil Nehri'nden. Ama burada araba kullanmak oldukça zor. Gerçekten zor. Evler gördüğünüz gibi gündüz gözü göstermek istedim. Böyle aynı tip evler ama sanki eskimiş gibi sıcaktan boya tutmadığı için evler biraz garip duruyor. Böyle farklı evler var. Güzel bir yer. Böyle gidiyoruz bakalım. Müzik
Güvende Tahrir Meydanı'ndayız. Tahrir Meydanı'nda böyle çok özel bir yer ama bugün çok sıkı güvenlik var. Onun için polisler içeriye bekliyoruz. Biraz hızlı olun dedi. Biz hızlı bir şekilde çekim yapıp bu güzelliği sizle paylaşıp devam ediyoruz. Takipte kalın. Efsane tabutlar yapmışlar, özel ağaçlardan, hangi ağaçtan yapmışlarsa bu zamana kadar kalmış tabi bunlar böyle. Ama çok enteresan, kilitlemişler, içinde özel figürler, böyle herkes için özel bir tabut yapılmış. Böyle bir kısmına da böyle taştan, topraktan karışık yapmışlar ve böyle ölülerini saklamışlar. Tabii bu herkese de değil. Sıradan ölüleri yakıyorlardır herhalde. Bunlar torpilli olanlar. Yani bunlar herkese böyle özel tabut yapılmıyor. Böyle özel tabutun olması için torpilli olman gerekiyor. Böyle cin sakallı olman gerekiyor. Böyle bunlar tabii özel böyle bebekler için de yapılan özel tabutlar var. Evet, özel bunlar. Bu da bir yalanmış bir ölü. Çok önemli bir ölü. Bu tabutlar içi bundan da var. Koltuğun güzelliğine bak. Adamlar yapmış. İnanılmaz bir şey. Şuna bak. Bak şu işçilere bak. Vay 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 vay. Thank you.
Çok ilginç bir eser var, ne güzel yapmışlar. Burada da cam ve porselen türü eşyalar var. Burada tanıdık bir yüz gördük. Bizim Maraş'tan tanıdığımız Medusa burada da varmış. Böyle horozlar vesaire, burada birçok şey var. O zamanki adamların giydiği ayakkabılar böyle. Bizim Yemeni'ye benzer bir çalımı ama böyle. İlginç ilginç ayakkabılar. Altı da önce tahtaymış. Daha sonra farklı şeyler kullanmışlar. Böyle enteresan. Kahire Müzesi gelince görmesi değer. Çok özel bir yer. Çok özel eserler var. Hemen arkama gördüğünüz gibi muhteşem eserler. Daha bir salonu bitiremedik. Burası dünyanın en büyük müzelerinden bir tanesi. Sizler için görebildiğim kadarıyla görüntüleyip sizlerle paylaşacağım. İnanılmaz eserler var. Böyle muhteşem. Güzel bir kayalardan yapılmış, sanki demir gibi. Burada ilginç eserler var. O kadar güzel işlenmiş ki bunu ben demir zannettim ama bu taş, çok güzel, güzel bir taş. Böyle harika sanat eseri. Dünyanın en büyük müzesini 2 saatte gezdik. Çalgap'ta olsa gezdik ama özel bir yer. Mutlaka görmenizi tavsiye ederim. Tabii bol bol tabut ve ölü gördük. Onlara da dikkat edin. Korkunuz varsa buna göre yaklaşmayın. İşte Kahire Müzesi.